Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu akşamımı size ayırdım. Böyle sınav stresinizle alakalı bana bir sürü soru gönderdiniz. Çalıştığınızın en verimli karşılığını nasıl alırsınız? Bundan bahsedeceğim. Sınavdaki stres yönetimi, sınavda sizde oluşacak olan kaygılar, streslerden bahsedeceğim. Ben bunların hepsini daha önce yaşadım. En stresli sınavımdan nasıl o sınav esnasında kendi duygu durumumu yönetip en iyi sonucu aldığımdan bahsedeceğim. Ve kimler başarıyor? Sınavdan sonra mesela etrafınızda gördüğünüz insanlardan hangileri başarmış olacak size onlardan bahsedeceğim. Ben kendimi biraz bu konuda başarılı görüyorum. Yani en verimli sonucu aldığımı düşünüyorum her yerde. Hiçbir zaman işte çalıştım ama yapamadım diye bir problemle karşılaşmadım. Sınavda bütün bildiklerimi unutursam korkusu veya yetişemez de seneye kalırsam korkusu. Eğer böyle bir korkunuz varsa büyük ihtimalle sınavda her şeyi unutacaksınız. Büyük ihtimalle seneye kalacak. Liseye geçiş sınavında seneye bırakma şansınız da yok. Büyük ihtimalle çok başarısız bir sonuç alacaksınız eğer böyle bir korkunuz varsa. Öncelikle şöyle bir şey var. Sınav stresinin birkaç tane sebebi var. Ya yeterince çalışmadığınızı, o sınav için elinizden geleni yapmadığınızı düşünüyorsunuz. Önemli olan bu duyguyla başa çıkmak. Sınavda sizi strese sokabilecek belli başlı şeyler var. Örneğin 40 tane matematik sorunuz var. Siz bunlara 1 saat ayırdınız. Ayırdığınız bir saatin yarım saatinde hani 20 soruyu yapabilmeyi hedefliyorsunuz. 20 soruyu yaptınız baktınız 45 dakikadır matematiktesiniz. Son 15 dakika hala bir 20 sorunuz daha var. İşte bu durum sizi strese sokabilir. Ama öncelikle şunları bilmeniz lazım. 1. O sınavın zaman alan soruları sizin önünüze denk gelmiş olabilir. Eğer siz bir soruya takılıp kalmadıysanız. Siz zamanınızı doğru kontrol etmiş olmanıza rağmen böyle bir durumla karşılaşabilirsiniz. Biraz daha devam edebilirsiniz. Ama bir saat bittiğinde, sizin o matematiğe ayırdığınız bir saat bittiğinde, siz 35 soru yapmışsanız matematiği orada bırakabilirsiniz. Belki de fene 40 dakika ayırmıştınız ama fenden 30 dakikada çıkacaksınız. O artan 10 dakikayı sonra tekrar alır gelir matematikte kullanırsınız. Boşuna böyle bir kar topu etkisiyle sınavınızı zora sokmayın. Eğer siz orada matematikte çabalarsanız, bir saat ayırmıştınız, 1,5 saat o matematiğin içinde oyalanırsanız, zamanınız sıkıştığında o stresle beraber fen, işte Türkçe, sosyal de gitgide o stres artacak. Bildiklerinizi de yapamayacaksınız. Şundan emin olun, sınav bittiğinde kazananlar hiç stres yapmamış insanlar olacak. LGS'ye son 4 gün vardı. Daha önce hiç büyük bir sınava girmediğim için heyecan ve kaygı tamam. Siz şimdi LGS'ye 8. sınıfta giriyorsunuz. Ben 6. sınıfta SBS'ye girmiştim. Ve 6. sınıfta gerçekten bir sınava girdiğimin farkında değildim. Hani evet bir sınava giriyorum ama bunun işte geleceğimle alakalı çok önemli bir şey olduğunu falan düşünmüyordum. Çok bilinçli değildim aslında bu konuda. Hatta telefondan işte Trevian oynadım en son. İşte askerleri yağmaya gönderdim. Telefonu verdim. İçeri girdim. 485 almıştım. 3 tane yanlış yapmıştım 6. sınıftayken. Etrafımdaki arkadaşlarım daha çok durumun farkındaydı ama bu durumun farkında olmaları onlara ailelerin ve öğretmenlerin kazandırdığı bilinçle alakalıydı. Ancak bu onlarda bir strese yol açmış. Ben ilkokuldayken okul ortalamasında 5. sıradaydım okulda ama liseye girerken 1. sıradaydım. Hani en yüksek lise ortalamasını yapmıştım da girmiştim. Yani 5.'ydim okul ortalamasında, 1. olmuştum sınavlar sonucunda. Çünkü sınav stresini iyi yönetebildiğimi, daha doğrusu yönetmekten ziyade sınavın stresinin farkında olmadığımla alakalıydı. O da benim ebeveynlerimin bana kazandırdığı bir şeydi. Yani onlar yönettiler benim sınav durumumu. Mesela orada benim elimden telefonumu alıp işte telefonda oyun oynama, sınava gireceksin biraz ciddi ol deselerdi büyük ihtimalle o beni strese sokabilirdi. Bir de size en çok stres yaşadığım sınav anımı anlatayım. Lise 2. sınıfta bir kimya sınavına giriyorum. Normalde stres yapmanızı gerektirecek bir durum yok. Ama ben sınava çalışmadım. Sınavın olduğunu bilmiyordum daha doğrusu. Okula geldim, dediler ki sınav var. Yani ben o gün bir kimya sınavı olduğundan habersizdim. Girdim kimya sınavına. Bakıyorum hiçbir şey yapamıyorum. Dönüyorum sorularda, dönüyorum hiçbir şey yapamıyorum. Dedim ben yani herhalde bu sınavdan hiçbir şey alamayacağım falan. Bir 20 dakikası sınavın hani o kaygılar kafamda büyüdü, büyüdü, büyüdü. Hiçbir şey yapamıyorum ama kağıdın üstünde. Bir de alışkın değilim. Fen lisesinde okuyorum. Sonra kafamı bir kaldırdım, etrafa baktım. Herkes harıl harıl çözüyor. Bu da insanı bir bozuyor. Dedim hani kaybedecek bir şeyin yok artık. Doğru düzgün oku. Hangisi mantıklı geliyorsa bir düşün, yap. Lan aslında bu olabilir, bu olabilir diye aklımda kalanlarla
Sadece basit düşünerek işte aklımda kalanlarla yaptıklarımı yaptım rahat bir şekilde. Sınavdan çıktığımda hiçbir kaygım yoktu yani. Sınav esnasında o kaygıyı yendim. Ama sınavdan kaç alacağımla alakalı hiçbir bilgim yok. O sınavdan mesela 64 almıştım. Bu da benim kimya sınavlarım arasında çok da farklı bir yer değildi yani. Çok da çalışsam ben kimya sınavına 70-80 alırdım en fazla zaten. 64 de benim için orada ilk stresle yüzleştiğim sınavdı o benim. O ilk sınavımda başarılı oldum. Bir de şöyle, benim üniversite sınavımda şöyle bir anım var. Size zaman yönetiminden biraz bahsetmiştim. Ben Türkçe'ye aşağı yukarı 40 dakika ayırmıştım. Ben matematikten başlıyordum, matematik fen. Çünkü Türkçe'yi yapamıyordum, ben nefret ediyordum Türkçe'den. Bizde 160 soru, 160 dakika vardı. Sizin sınavlarınızda durum nedir bilmiyorum. Matematik feni yaptım. Bu matematik fenine 80 dakika ayırmıştım ama toplamda 60 dakika falan sürdü benim için matematik fen. Geldim Türkçe'ye. 40 dakikadır Türkçe'deyim ama hani bitmedi. 25. sorusunda falanım. Baktım olacak gibi değil yani, sosyal var. O 15 sorum arttı benim Türkçe'ye ayırdığım zamandan. Büyük ihtimalle ben Türkçeden başlasaydım o sınava, Türkçem benim 1 saatte falan bitecekti. Matematik ve fen derslerim sıkışacaktı. Ben değil de başka birisi olsaydı o durumda stres yapabilirdi. Türkçe ayırdığım 40 dakikayı orada harcadım. 25 sorusuna bakabildim. Sosyale de işte 40 dakika ayırmıştım. Sosyali yaptım, 20 dakika sürdü. Sonra sosyalden arttırdığım 20 dakikayla da geldim. Türkçedeki 15 sorumu işaretledim, geçtim. Yani size demek istediğim şey, sınavın belki de zaman alan dersindesinizdir o esnada. İlla etrafınıza bakmanız gerekmiyor. Ya da atıyorum şu anda sınav salonları ne durumda bilmiyorum. Etrafınıza şöyle bir göz gezdirdiniz. Birisinin kağıdı hani optiği full dolu böyle. Sizin de optiğinizin yarısı dolmuş. Yani bunu dert etmenize gerek yok. O belki işte matematikten başlamıştır, siz Türkçeden başlamışsınızdır. Önemli olan kimin kaçıncı soruda olduğu değil. Yani siz şundan emin olmanız lazım başta. Ben hiçbir soruda takılıp kalmadım. Atıyorum bir soruyu baktım, yapamadım. O soruyu geçmeniz gerekiyor. Bırakın, şöyle bir şey vardır. Siz bir soruyu okudunuz, yapamadınız. O soru sizin bilinçaltınızda hala biraz işlenir. Siz geçtiniz böyle sınavı bitirdiniz. Sonra boş bıraktığınız soruya geldiğinizde sizin bilinçaltınız o soru üzerinde bir miktar çalışmıştır zaten. Sonra o soruya baktığınızda o soruyla alakalı "Aa, bu buydu zaten" deyip işaretleyip geçtiğinizi fark edebilirsiniz. Ya da atıyorum soruyu yapamamak değil de iki şık arasında kaldınız. İki şık arasında kaldıysanız işaretlemeyin. Bırakın biraz beyninize zaman tanıyın. Siz geçin o soruyu. Sınavınız bittikten sonra dönün o soruya bakın. Sizin bilinçaltınızda onun bir karşılığı büyük ihtimalle oluşmuş olacak. Yani o siz o soruyu orada bıraktığınızda aslında beyninizde bırakmış olmuyorsunuz soruyu. Sonra döndüğünüzde iki şık arasında kalmış olmanıza rağmen biraz önce "bunun cevabı bu zaten, hatırlıyorum işte falanca yerden." Ve her zaman şunu da söyleyeyim size. Biraz beyninize zaman tanıdığınızda genelde hatırlamalarınız şu şekilde olur. Döndünüz diyelim soruya. "Aa, bu sorunun cevabı buydu, ben falanca hocamın şuradaki dediğinden hatırladım" şeklinde bir işaretlersiniz. Bırakın biraz aklınıza zaman tanıyın. Eğer hiçbir soruda takılıp kalmadığınıza eminseniz, böyle sadece bir soruya ederi kadar böyle değer verdiyseniz, hiçbir şekilde problem etmenize gerek yok durumu. Sadece dediğim gibi Türkçe'ye bir zaman ayırdınız. O zaman bitti. Türkçe bitmedi. Geçin. Matematikten devam edin. Matematiğe ayırdığınız zaman da yapın. Tabi burada ders seçimleriniz sizin gireceğiniz bölümlerle alakalı. Hangi bölüme girmek istiyorsunuz? Biraz bununla alakalı. Zannediyorum zaten zaman sınırlamasının böyle çok fazla olmadığı sınavlar da olacak. Dediğim gibi stresinizin kaynakları bir sınavdaki zaman olabilir. İki, çalışmamış olmanız olabilir. Üç, etrafınıza baktınız, herkes harıl harıl çözüyor, siz çözemiyorsunuz gibi bir durum yaşayabilirsiniz. Arkadaşlar, bu sizin için çok önemli bir durum olduğu için stresli olmanız çok normal. Konuya değer verdiğinizi gösterir. Size biraz sınav sabahından bahsedeyim. Sınav yerine gittiniz, artık sınava gireceksiniz. Çalıştıklarınızı çalıştınız. Sınava giriyorken öncelikle aklınızda hiçbir şey olmayacak. Yani çalıştıklarınızla alakalı hiç çalışmış gibi hissetmeyeceksiniz. Birazdan karşılaşacağınız sorularla alakalı hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu çok normal bir duygu, bir. İkincisi, bu durumdan dolayı kaygılanacaksınız, stresleneceksiniz. Bu tip bir stresiniz varsa "fake it until you make it" diye bir söz var. Dışarıdan stressizmiş gibi görünmeye çalışın önce, tamam mı? Stresli olan insan ne olur? İşte sürekli sınava girecek birazdan. Orada işte etrafına bakar, saçma sapan. Hep orayı düşünür, böyle ince ince üşütmeye başlar. Elleri titreyebilir ve soğuk soğuk terleyebilir inceden. İşte su içesi gelebilir o yüzden falan filan. Böyle sıkıntılarınız varsa sınavdan önce
Boş verin, kendinize oyalanacak saçma sapan bir şey bulun. Yani elinizde su şişeniz var. Onun üzerindeki yazıları okuyun. Nerede üretilmiş falan işte. Herhangi bir besin var. Onun kalori değerlerini okuyun falan. Sanki dışarıdan bakan desin ki birazdan bu sınava girecek ama sanki hiçbir şeyin farkında değil. Hiç sınavı düşünmüyormuş gibi görünün dışarıdan. Bir süre sonra hiç gerçekten stresinizden eser kalmayacak. Saçma sapan şeylerle ilgilenebilirsiniz sınavdan önce. Dedim ya size, ben farkında olmadan o zamanlar N97'm vardı, böyle klavyeli kaydırmalı bir telefon. Bir yandan askerlerimi bir yere saldırıya gönderdim. Süresini de benim sınav çıkışıma göre ayarladım. Ham maddeler gelecek hani köyüme. Onlarla asker basayım falan filan diye. O işi hallettim. Telefonumu babama verdim. Ondan sonra sınava girdim. Ben bunu bilinçsiz olarak yapmıştım. Ama sonraki zamanlarda, bu benim 6. sınıfta yaşadığım bir olay. Sonrasında liseden sonraki üniversiteye geçiş sınavlarında insanlar, ben daha çok hani stresli olabilirdim. O esnada da ince ince kaygılarım vardı ama etrafa bakıyordum. İşte dediğim gibi saçma sapan şeylerle ilgileniyordum sınav başlayana kadar. Ya da örneğin sınava, şu da çok eğlenceli bir şey. Her sınavda yaparım bunu. Bir sınava girdim. Tuvalete gitme süresi var. Gittiniz, sıraya yerleştiniz. O esnada hani tuvalete gidebiliyorsunuz ya. Bir tuvalete gider bakarım. O okulu bir, okula bir bakarım işte. Tuvalete giderim. Bir gezin yani orada. Sırada oturup beklemeniz gerekmiyor. Hatta böyle başlayana kadar sınav dışındaki her şeyle ilgilenebilirsiniz. Şimdi çok normal olan şu duyguları unutmayın. Hiçbir şey bilmiyormuş gibi hissedeceksiniz. Bu çalışmış olmanın verdiği bir histir. Çok şey bildiğinizi düşünüyorsanız çalışmamışsınızdır. Ondan emin olun yani. Siz soruyla karşılaştığınızda ha, bu diye aklınıza gelecek. Eğer bu durum sizi streslendirdiyse soruya baktığınızda aklınıza hiçbir şey gelmeyecek. Bir soruya baktınız, aklınıza bir şey gelmiyor, geçin. Sınav bittikten sonra döndüğünüzde emin olun stresiniz geçtiği için ve o soru sizin bilinçaltınızda işlendiği için, beyniniz onun üzerinde biraz zaman harcadığı için size bir şeyler çıkarıp getirecek. İkinci baktığınızda bir şeyler göreceksiniz. Ha, şunu da söyleyeyim size. Ben işte üniversite sınavında YGS'de 40 soru vardı bizde. 36'sını işaretledim, 4 tane boşu bıraktım. Oyalanmayayım şimdi diye. Geçtim onları. Feni yaptım. Sonra Türkçe'yi yaptım işte. Sosyali yaptım yapacaklarımı. Bu dediğim anda Türkçe'den 15 tane falan boşum var. Sosyalin hepsini işaretlemişim. Matematikten 4 boşum var. Döndüm matematikten o 4 boşumu işaretledim ve ben matematikte 40'ta 40 yaptım. O hani sonradan döndüğüm soruları dönüp doğru yaptım zaten. Ya bırakın, eğer konu hakkında fikriniz yoksa siz sınav bittiğinde bir şeyler aklınıza gelir. Şimdi şöyle soruların sonuna kadar geldim. Soruların böyle hepsini gezdim arkadaşlar. Burada istemediğiniz kadar soru var. Bunlardan ortak olarak çıkardığım şeyleri size anlattım. Şuna emin olabilirsiniz. Sınavda gerçekten rahat olanlar ve herhangi bir stresi olmayanlar, kaybedecek bir şey yokmuş gibi davrananlar başarılı oluyor. En verimli sonucu öyle alıyorsunuz. Atıyorum siz sınavda birinci olacak kadar iyi çalışmışsanız, Türkiye birincisi olacak kadar. Ama çok fazla stresiniz varsa belki 10 bininci olabilirsiniz. Ama sınava gerçekten böyle Türkiye 20 binincisi olacak kadar çalışmış birisi rahat girdiğinde rakiplerinin stresinden dolayı o rahat rahat davranacak, bildiklerini yapacak, bilmediklerini geçecek, bilmedikleri hakkında aklına bir şeyler gelecek, işaretleyecek. Yalan dolan bir şekilde 10 bininci, 5 bininci olacak. Ya bundan emin olabilirsiniz. Önemli olan çalıştığınızı verimli bir şekilde kullanmak sınavda. Stresinin de en iyi başa çıkma yolu bana sorarsanız fake it until you make it. Yani önce stressizmiş gibi davranın biraz etrafa. Yani dışarıdan da sizi stresli görmesinler. Yani sınavdan sonra ne olur? Sınavdan sonra ben nereyi kazanırım? Aileme ne derim falan. Bunları hiçbir şekilde düşünmenize gerek yok. Siz sadece o esnada sınava girin. Sorular zaten sizin denemelerde çözdüklerinizden daha kolay çıkacak. Buna emin olabilirsiniz. Sınav bittiğinde herhangi bir denemeden emin olun daha kolay bir sınava girdiğinizin farkında olacaksınız. Sadece şunu diyorum. Sınav esnasında zor sorular size orada bir denk gelmiş olabilir. Bunun için strese kapılmanıza gerek yok. Sadece derslere zamanlara bölün. Eğer o dersin zamanı bittiyse ya o dersin hakkı o esnada o kadar. Onu orada bırakın. 40 dakika ayırdıysanız 40 dakikada bitsin o ders. 25 mi yaptınız? Sonra dönersiniz. O emin olun o dakikalar bir yerden artacak. Çünkü o sınavı hazırlayanlar bir bütün olarak hazırlıyor. Belki Türkçesi sizin çok zamanınızı almış olabilir ama matematiğini onlar öyle bir tasarlamışlardır ki 25 dakikada işaretleyip çıkacaksınız. Umarım bu video birilerine faydalı olur. Ben kendi başıma gelenleri anlattım size biraz. Bu kanalda da böyle ciddi videolar oluyor işte arada, artık yapacak bir şey yok. Biraz faydalı olmamız da lazım herhalde.
Görüşürüz arkadaşlar. İyi bakın kendinize. Bu konularla alakalı sorularınızı elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışacağım. Hala da bu videonun sonunda eğer özel bir sorunuz varsa yorumlarda cevaplayabilirim. Bana mail atabilirsiniz. Bana Instagram'dan DM yoluyla ulaşabilirsiniz. Gerçekten bir kaygınız varsa bunu giderelim. Ve şunu da söyleyeyim. Bu sınav ne sınavı olursa olsun, liseye geçiş, üniversiteye geçiş sınavı sizin gelecekteki hayatınızı aslında çok fazla etkilemeyecek. Bana bir oran sorarsanız yüzde kaçını etkileyecek hayatımın bu sınav? Global bir hayat düşünüyorsanız yüzde ikisini üçünü falan etkileyecek. Türkiye'de bir hayat düşünüyorsanız yüzde onunu falan etkileyecek.